Değerli Konak Belediye Başkanı, değerli meclis üyeleri, Basmaneli, aynı zamanda da kız. Nermin hocamız, aynı zamanda Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin kadın varlığına karşı geliştirilen tepkiyi ve 1905'teki sizin biraz önce Hristiyan Demokrat karşıtlığı aracılığıyla Şen'in bütün dünya için bir kader olmaması, rakipçe çevirdiğimiz güvenlikleştirme, bu güvenlik güven olmadı. Fakat ortak bir tarafımız var, ben de hem Türkiye'de hem de Avrupa'da öncü bir isim ve bu çalışmaları birçok kitap haline, makale halinde yayınladı. En sonunda da Bilgi Üniversitesi'nden çıkan Bitmeyen Göç kitabıyla hazırladı. Çok hassas ve önemli bir konu. Üzerine politika geliştirilmesi, buna göre çalışmalar yapılması gereken bir konu. Tüm Türkiye'den ulusal ve uluslararası çok değerli katılımcıları buraya getirdik. Ve bunda da her zaman bize el veren, birlikte çalıştığımız Konak Belediyesi'nin de sayesinde onları burada misafir edebildik. Konak'ta göç ve mültecilik konusu gerçekten çok önemli. Bir ara istasyon gibi kullanılan ilçemizde bu tür çalışmaların, sempozyumların yapılması bizim bilgi dağarcığımızın da güçlenmesine, eylem konusunda, yapılacak çalışmalar konusunda bize güç vereceğine inanıyorum. Onun için bu sempozyum bizim için de çok önemli. Çıkacak kararlar da önemli. Hem uygulama açısından hem de bundan sonra yapacağımız çalışmalar açısından. Onun için emeği geçenlere bir kez daha teşekkürlerimi buradan sunmak istiyorum. Özellikle akademi dalında ve diğer yerel yönetim dalında bilgilerini bizle paylaşacak değerli akademisyenlerimize, değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. İyi bir çalışma olmasını temenni ediyorum. Tekrar değerli hocamız Sayın Nermin Abadan Onat başta olmak üzere tüm konuklarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Göç olayını çözmek, anlatmak son derece güç. Çünkü daha evvel Almanya'ya bizden çalışmak için iş gücü istediği zaman bunun belli bir programı vardı. Bugün artık öyle bir şey kalmadı. Fakat ona mukabil çok değişik şeyler oluyor. Değişik cevaplar, yanıtlar oluyor. Mesela dün Atatürk'in daveti üzerine Türkiye'ye gelen Afganistan Kralı İmanullah burasını çok beğendi ve etkilendi. Bugün Afganistan'ın uğraştığı şey kız çocukların parka gitmemesi, okula gitmemesi. Hiç yani kamu hayatına karışmaması. Ve bu sadece Afganistan'da olmuyor. Dünyanın birçok yerinde böyle dışlamalar oluyor. Onun için ne kadar Atatürk'e minnetle düşünürsek, biz kadın olarak Türkiye'de her şey laiklik, eşitlik ve özgürlük getiren Atatürk'e borçluyuz. Ben de böyle bir şekilde tamamlamak istiyorum sevgilerimle. Türkiye'de her yer
İzmir gibi belediye başkanları sahip olsun. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Hani kendisi hakkında düşünmesine yol açacak bir. Biraz önce bence Türk Akademisi'nin en şahane söylevlerinden bir tanesine şahit oldunuz. Hem de ne zaman şahit oldunuz? Türk Akademisi, Türkiye'deki akademi bu kadar kan kaybederken, bu kadar yerlerde süründürülürken, siz o yerlerde sürünmeyi reddeden bir kadının ayakta duruşunu gördünüz. Esasen bu toplantıyı düzenleyen Konak Belediyesi, Konak Kent Komisyonu ve Bilgeler İzmir Şubesi'ne ve beni davet ettikleri için sayın organizasyon emekçilerine çok çok teşekkür ediyorum. Burada sayın hocamın önünde Nermin Ava'dan Onat'ın dış göç konusundaki çalışmaları konusunda bir konuşma yapmak tahmin edemeyeceğiniz kadar aslında zor bir şey. Ben Sayın Nermin Ava'dan Onat'ın danışmanlığında yurt dışından dönen işçiler ve bu işçilerin siyasal tutumları konusunda doktora tezimi yazdım. Özür dersin. Derim ki Nermin Ava'dan Onat gerçekten mülteci ya da göç... 1961'de bir sözleşme imzalanıyor Türkiye ile Almanya arasında. Almanyaların çünkü niteliksiz de olsa göçe ihtiyacı var. 60-70'li yıllara kadar çok sayıda insan göç ediyor. 70'li yıllarda petrol kriziyle birlikte göç anlaşması durduruluyor. Ondan sonra aile birleşimiyle göç devam ediyor ve kaçak göçe rastlıyoruz. Çünkü bir kere kapılar açıldı ve insanlar yurt dışına gitmek istiyorlar. Kaçak yollarla göçler devam ediyor. Birisi hocamızdan öğrendiğimiz noktadan itibaren Türkiye'deki, Almanya'daki ve yurt dışındaki Türk göçmenler ya da Türkiye kökenliler, diğeri de mülteciler. Şimdi tesadüf oldu aslında. Birazcık da reklam gibi oldu ama çok gururla koydum bu resimleri oraya. Birincisinde hocamızın çalışmaları var ve biz bunun üzerine, ben Türk-Alman Üniversitesi'ndeyken bir çalışma yapmıştım. O çalışma vesilesiyle hocamız gelmişti ve o toplantıda da görüşmüştük. Başkanım, buradayız efendim. Ben size takdim edeceğim. Evet efendim, buradayız. Buradayız efendim. Alper girme.